hatır sayılır bir ruh hastası kitlem var. Eşi bağlıyormuş penisine. Evet. İşte kaldırmaya çalışıyormuş. Damacanayı. Ama boş lütfen boş. Ya da beşlik şişeler. Lütfen boş ha tamam ya boş ver. Ben Sugar dedi teklifi aldım. 10 bin dolar verecekti. Güzel para yani. 1000 liraya arkadaşını satan var şu an ortamda. 10 bin dolara Sugar dedi. Ya okeyim diyen var mı? Ona buradan ne söylemek istersin? Seni buradan 100 binlerin üzerinden sektirebilir. Geri zekalı. Sahibelerin kelepçesi, bekarların sultanı, evliliklerin kurtarıcısı, çiftlerin terapisi, Özgür Uysal geliyor. Hoş geldin. Harikasınız. Üstüme rahat bir şeyler giydim. Kendimi çok iyi hissediyorum şu anda. Kimler çift? Kimler bekar? Tinder'dan gelenler hemen belli oldu. Şey var mı? Biz sadece arkadaşız. Ya da henüz ne olduğumuz belli değil. Varsa yapalım hemen burada çünkü. Biz şimdi neyiz? O soru duyduğunuzdan o soruyu. Biz şimdi neyiz? Artık bedava kullanım süreniz dolmuştur. Bundan sonra belli bir bedel ödemek zorundasınız. Beni ilk defa gören var mı? Oo çok iyi, süper, harika. O arkada beni ilk defa görenler de var, harika. Arka sıralarda oturuyorlar, güzel. Beni ilk defa görenler için ben bir hikaye anlatıcısıyım ama insanlar genelde beni İnce İşler isminde bir YouTube kanalından bilirler. Orada da ilişkiler ve cinsellik anlatıyorum. Cinsellik anlattığım için de çok fazla izlenen ama hiç kimsenin takip etmediği bir kanal. Takdir edersiniz. Bir gün işte turneye çıkacağız. Antalya'dan, havalimanından bineceğiz. Bir tane hanımefendi geldi dedi ki... İnce İşler... Ya Özgür Bey, ben sizi çok seviyorum. Bütün videolarınızı izliyorum. Vallahi bayılıyorum size. Ondan sonra da bütün arama geçmişini siliyorum dedi. Gösterilerinde böyle monolog şeklinde yapıyorum. Ama o kadar böyle acayip tepkiler geliyordu ki... Dedim yani bunu kesinlikle seyirciyle yapmam lazım. Çünkü hatır sayılır bir ruh hastası kitlem var. Benim sohbet etmeye ihtiyacım var dedim. Ve oradaki soru cevap kısmını çok kısa tuttuğum için burada böyle yoğun yoğun yapmak istiyorum. Bol bol ben size soracağım, siz bana sorabilirsiniz filan. Ama şöyle sorular sormayın. Yani genel çünkü böyle şeylerle muhatap oluyorum ben. Rakı masasına oturduk arkadaşlarla, böyle uzunca bir rakı masası. Mezeler geliyor. İşte haydari, acılı ezme filan. Şimdi masanın ucunda da bir abi var. 40'lı yaşlarını geçmiş. Şimdi genellikle insan erkekte böyle yaş ilerledikçe iyice artık hani hiç ihtiyacı yani zaten ihtiyacı yok der ki konuları konuşmaya. Hiç ihtiyacım yok tribüne giriyor. İşte öyle bir abi. Oradan işte dediler ki bu da Haydar Dümen 4.0. İşte Özgür işte tanıştıralım kanalı var filan. Ne anlatıyor? Cinsellik anlatıyor. Ha filan tam böyle işte yemekler tam gelirken oradan masanın ucundan bana bağırdı dedi ki Özgürcüğüm dedi sen şimdi anlatıyorsun böyle cinsellikle ilgili konular da bize cinsellikle ilgili bilmediğimiz bir şey söyle dedi. Tam da ahtapot gelmişti önüne. Dedim ahtapotun 8 bacağından bir tanesi penistir afiyet olsun. Tak çatal bıçak kondu. Yemek onun için bitti. Masadaki diğer insanlar hemen kafada bir hesap yapmaya başladılar. Sayısalcıları direkt tespit ediyorum. Ben bugüne kadar 8 tane ahtapot yedim. 8 kere 8, 64. Oradan permütasyon oluyor filan. Kafa böyle nasıl çalışıyor? Yanında da bir gay arkadaş var, o yemeğe devam ediyor. Dedim oğlum sen niye yiyorsun? Özgürcüğüm biz neler yedik diyor. O yüzden bayılıyorum seks pozitif. İnsanlara rahat rahat konuşalım istiyorum. Çünkü hayatımızda sürekli bir şekilde absürt hikayelerle muhatap oluyoruz. Bu absürt hikayeleri de aslında buraya sahneye taşıyalım istedim. Farkı 18'in olmasının sebebi bir talk show'un artı 18 eklenmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Rahat rahat konuşabilirsiniz. Burada göte göt deriz biz. Çok abartırsanız da o zaman şöyle buradan geliyorum. Bunu buraya böyle yerleştiriyorum. Ondan sonra artık altta da bir kırmızı nokta çıkıyor. Yayınımıza oradan devam ediyoruz diye. Yok yok şaka valla. Hoş vakit geçirmek amaç. Sadece bu gerçekten. Var mı böyle absürt hikaye sizin de kafanıza hiç gelen? Vardı bak hemen bir kafa sallandı orada. Sizin var ya. Yok. Hiç öyle bir şey değildi. Yabancı hikaye ülkeden anlamadı. Mi geldiniz? Halo? Benim Almancama çok kısıtlıdır.
Peki o zaman sana bir soru. İnsanlar bakmadığı zaman da yaptığın bir şey söyle bize. Madem mikrofon sende. İnsanlar bakmadığında... Neler neler özgür. Bunu burada gerçekten söyleyemem. Çıtayı en tepeden açacakmışsın gibi bir... Gerçekten bizim bile yani şu anda demin ahtapotun penislerinden bahsediyorum. Gerçekten burada bizi dinlemekten şeye imtina edeceğimiz bir konu mu var yani? Yani biz de bilelim, belki biz de yaparız. Bizi bu zevkten mahrum bırakma. Yani insanlar burada madem cinsellik konuşuyoruz. Ne münasebet ya. Senin aklın, senin işin fesat bacım. Yani burada madem cinsellik konuşuyoruz, insanlar bakmadığında kendi kendimi mutlu etmeye... Kendi kendimi mutlu etme. Ya sana kıyamam. Ne yapıyorsun? Küçük hediyeler mi hazırlıyorsun kendine? Ha? Nasıl mutlu ediyorsun kendini? Çikolata filan. Ha? Yok. Kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Çalışıyorum, çabalıyorum. Peki sana o zaman ufak bir istatistiki bilgi vereyim mi? Evet, lütfen. Kadınların %85'i sağ eliyle, erkeklerin %85'i sol eliyle mastürbada. Kendilerini mutlu ediyorlar. Neden acaba? Hiç düşündünüz mü? Neden? Kim o gülen? Bir dakika dur, bir dakika dur. Hemen o. Sağ elinde mi tutuyorsun, sol elinde mi? Sol elinde tuttun. Sol el. Çünkü sağ el mouse kullanıyor, o yüzden. Ha. Bravo! Bravo! Tebrik ederim. Mikrofonu aldıktan sonra silelim. Malum pandemi. Sen peki insanlar bakmadığında ne yapıyorsun? Mouse kullanıyorum. Ya bilgisayar başına vakit geçiriyorum. Ne yapıyor acaba? VPN. İnsanlar bakmadığı zaman topluluk içerisinde olan kategoriye mi girer yoksa... Evde ondan kategoriye mi girer? Senin meşrebin ne noktaya kadar gidiyorsa. Yok, genelde sınırlı oluyor evle. Anlamadık ya, bir açsana bir. Sen siz... Pandora'nın kutusu gibisin çünkü bir. Sizin bahsettiğiniz topluluk içerisinde oluyor diye düşündüm, o yüzden. Biz topluluk içinde de yapıyoruz, dışında da yapıyoruz yani biz. Yok, kendim o kadar rahatsız etmem topluluk içinde. Ya bir şey söyleyeceğim. Kimsenin de aklına burnumu karıştırıyorum falan gelmiyor. Sizin içiniz fesat be. Siz çok sessiz oturuyorsunuz. Size bir mikrofon, hayır sessiz değil. Mesleğiniz nedir? Dans eğitmeniyim. Oo, isminiz? Kutsal. Bu telefonda falan size şey sıkıntı oluyordur. Gerçek adınız ne diye soranlar oluyor bazen. Değil mi? Sahne adım. Sahne adım. Nasıl bir dans? Latin danslar eğitmeniyim ben. Latin danslar. Salsa bachata. Ne düşüyordur orada? Ha? ya bu bir şey... Ya bu erkeklerin zaten bak bana hep soruyorlar. Abi işte nereden kız buluruz? Bizde, bende de öyle bir şey var. Böyle alnında pezevenk yazıyormuş gibi bir şey var yani. Ben de direkt aklıma... Abicim dans kursuna yazıl. Çok net değil mi? Kaç mesela? Yüzde kaça? Yüzde kaç kadın, yüzde kaç erkek? Ben dansa başladığımda... böyle bir sınıfta 60-70, üniversitede başlamıştım. 60-70 kız oluyordu, 10 tane erkek oluyordu. O zaman çok bolluk zamanıydı. Şimdi eşit, hatta bazı sınıflarda da erkek fazla olabiliyor. Ha, iyice aynen. Mühendis yok, fakültesine yok. Bağladık diyorsun. Aynen, ben etliyim zaten oradan. Bütün demek ki birileri var. Duydu bunu. Şöyle bir şey var. Ya herkes önce... de, ya bu kadar Latin sevdası olamaz çünkü. Belli ki. Ya şimdi şöyle bir gerçek var. Her ortamda biriyle tanışabilirsiniz tabii ki. Bu kadın erkek ilişkileri her yerde olabilir. Tabii dansta daha çok olabilme potansiyeli olan şey, hani iki cinsiyetin bir arada beraber bir etkinliği paylaşmalarından mütevellit geliyor. Yoksa ya hocam birbirimize sürüneceğiz, şu an kurduğu cümleye bak. Mütevellitler. İşimi baltalamıyorum ama. Baltalanmaz canım. Yok, bak erkek... arkada bir tane hemen abonelik yazacak. Şimdi çıkışta sana bak gece. Kutsalcığım en çok kadının en çok olduğu hangi seans, ona şey yapalım. Evliyim diye bana. Hocam bana ne gösteriyorsun? Ben yürümüyorum ki sana. Bana niye gösteriyorsun? Bana gösteriyorsun. Verir misin Kutsalcığım arkaya şeyi? Ne zaman evlendiniz? İsminiz nedir? Serkan. Ne zaman evlendiniz? 2010'da.
2010'da. Geçmiş olsun. Çocuk var mı? Var var. Harika. Neredeler? Çocuk evde, eşim burada. Ya bir şey söyleyeceğim, siz ayrı salonlarda otursaydınız. Ben yanımda oturuyordu da benden kaçtı. Neden? Eşinize cevap, bir dakika dur, cevap hakkı doğdu size, mikrofon uzatalım. Buyurun, isminiz nedir? Meltem. Niye 3 kilometre uzağa oturuyorsunuz eşinizden? Kamera açılarından görünür olmayayım istedim ama mümkün olmadı. Daha görünür oldunuz şimdi. Aynen öyle. Konuşacağını biliyordum çünkü. Bir köşede durayım. Bana, bana dedi ki sakın hani konuşup da dikkat çekme. Biz Serkan'la anlaştık çünkü. Aynen, ben onun hissiyatını oturuşundan anladım. Konuşacak belli ki. Bir gezelim, bir dinleyelim, bilgi öğrenelim dedik ama olmadı. Öğrendiniz bilgiyi şimdi değil mi? Olmadı. Kullanık malzeme oldum sanki. Nasıl bir bilgi öğrenmeye geldi? Mesela ahtapotun 8 bacağından bir tanesi penis olması sizi yeterince aydınlatıyor. Instagram'dan aydınlanıyorduk o kısımlarda. Güzel, süper. Ya bende insanlar böyle bir bilgi açtığından öte ekmeğinin peşinde durumu var, tamam mı? Sperm pis midir diye bir reels attım. Anlatıyorum. Ben de nasıl bir şevkle anlatıyorsam işte diyorum ki içinde diyorum B12 vardır diyorum. Tükürükten daha hijyeniktir diyorum. Ondan sonra onda o kadar bakteri var. O diyorum aslında çok temizdir. İşte içinde diyor, amino asitler vardır diyorum. Altına yorum yazmış. Ya bu yoklukta protein tozu olarak gider mi? Bak. Abartısız bir saatin içerisinde 55 bin kişi birbirine yollamış. Oğlum Rönesans bu kadar hızlı yayılıyor. Niye? Bilgi öğrenmek için mi? Herkes ekmeğinin peşinde. Küçük hanım. Siz de oradan... Evet siz. Aynen. Saçlarınız harika. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Yüzünüzün renginden hemen sanki size mikrofon uzatmam gerekliymiş gibi hissettim. Aynen, ben bayağı güldüm demin. Neye güldünüz bu kadar? Bu hani dediniz ya birbirine gönderiyorlar diye, oradan aklıma erkek arkadaşım geldi, ona güldüm biraz. Sizi de mi gönderdi? Aynen. Hatta sizi oradan tanıdı gibi. Oradan mı tanıyorsunuz? Ya insanları yıkamak. Ben değil, erkek arkadaşım işte buraya geleceğimi söylediğimde işte kime gideceksin falan dedi. Ben de hani sen videosunu göndermiştin bana dedim. He odan mı falan yaptı. Hem benim videomla ekmek yemeye çalış hem de o adam mı? O adam tabii. Aynen. Ne kadar süredir birliktesiniz erkek arkadaşınızla? 3,5 sene ama birinci sınıftan beri, ilkokuldan beri tanışıyoruz. Bu 3,5 senenin içerisinde bir ilkinizi anlatır mısın bize? Abi annemler falan izleyecek de. Ya herkesin aklına niye bu geliyor kardeşim? Ya ilk restorana gitmen de olabilirdi, kabulde ama sen konuyu oraya çektin madem. Yani, sen ilk öpüşmeni hatırlıyor musun? Onun mu? Genel mi? Şu an ailenle beraber erkek arkadaşın da ağzına sıçacak. Tebrik ederim. Ben mikrofonu yavaştan vereyim. İlkler unutulmaz ha. Gerçekten ilkler unutulmaz. Valla. Benim mesela ilk sevgilim ortaokuldayken. Daha sonra eşcinsel oldu. Hiç unutamadım. Şimdi bir çocukları olacak. Birbirimize çocuklarımızın fotoğraflarını atıyoruz. Onlar evlat edindiler. Daha doğrusu hani şeye yerleştirdiler. Karna yerleştirdiler. O bana ultrasondan fotoğraflarını atıyor. Ben benim çocuğunkini atıyorum filan. Bak ilişkiye bak. Senin peki böyle ilişkinin içerisinde unutamadığın bir şey var mı? Şöyle, biz flört ederken, yani bayağı sevgili olmadan önce de uzun bir süre flört etmiştik. Orada bana şöyle bir şey demişti. Ben önce bayağı hareketli bir dönem yaşıyordu işte sevgili olmadan önce. Kilon kaç diye sordu. Ben ne yapacaksın dedim. Ondan sonra... dedi ki, kabzımalar herhalde. Kiloyla mı alıyor? Flörtlerimin kilosuna göre sıraya koyup ortadakiyle öpüşeceğim dedi. Sen ortadaymışsın galiba. Aynen. Başardım. Başardı. İnsanların başarı tanımı nasıl değişiyor değil mi? Tebrikler bu başarıdan dolayı. Vallahi. Yani bazıları hayal eder ben yaşarım diyorsun. Evet, harika. Evet bayağı. Sandalyelerinizin alt kısmına sağ alt kısmına bir bakın bakalım. Şimdi bazılarında mavi, bazılarında kırmızı etiketler olmalı. Mavileri göreyim. Siz, başka. Sağ ayağına bakın ya, öyle her yeri aramanıza
K9 köpeği uyuşturucu arar gibi aramanıza gerek yok. Olmayan var mı? Nasıl yok? İki kişi buldum. Başka? Sizde var. Mavi, evet. Kırmızı sende var. Kırmızı değil. Mavileri göreceğim. Mavi sende. Mavi sende. Mavi sende. Ve sende. Tamam. Bir kişi. Solda mı? Seninki orijinal. Gel. Gel gel. Seninkini şeyde, seni beğenmişler demek ki, özel şey yapıştırmışlar. Gel. Şimdi, bekar mısın? Mikrofon. Evet. Evet. Evet yani. Ya tamam, üzülme, biz sana burada hep beraber sarılırız ya, ya kıyamam. Ne kadar süredir bekarsın? 6 ay oluyor galiba. 6 ay oluyor. Bileğin kuvvetli midir? Ne için sorduğuna bağlı. Bilmiyorum. Yani daha çok gaz anlamında mesela kuvvetlidir. Sıkı gaz veririm ama. Sıkı gaz veririm. Peki. Seninle bir oyun oynayalım mı? Oynayalım, olur. Tamam, peki. Şimdi bu örneği sana yaptırdığım için şanslısın. Sonra yanına seninle beraber yarışacak birkaç kişi daha alacağım. Ben seçebilirim. Tabii ki sen seçeceksin. Dur, bekle, dur, dur. Ne yapacağını sana söyleyeceğim. Bunun içerisindeki bütün sakızları, gördüğün gibi müthiş dizayn edilmiş bir son teknoloji aletimiz var. Buradaki bütün sakızları buraya almanı istiyorum senden en kısa sürede. Tut bakalım. Ortasından tutuyorsun. Dur. Ortasından tutuyorsun. Ortasından tutuyorsun. Şuradan. Orta. Şuradan tut. Sen iyi kavradın, iyi. Böyle taşıyor. Şimdi şöyle ters çeviriyorsun. Çeviriyorsun ve başlıyorsun. 3, 2, 1. Çevir. Oğlum böyle hoplatma, hoplatma. Ha? Titret böyle, titret. Evet. Hani 6 aylık yalnızlık? Hani o gaz? Hani o bileğe kuvvet? Aferin. O dudak hareketleri çok önemli. Evet. Evet. Hadi alkış, alkış, alkışlık. Hadi. Devam. Devam. Oğlum buradan çıkartmayacaksın. Aşağı indireceksin. Ha? Ha sakin. Koparcan ya. Her şeyi böyle mi yapıyorsun? Bravo, tebrik ederim. Şimdi bileğine güvenen 3 kişi istiyorum. Oyunun kazananına bu cesaretinden dolayı sweatshirt hediye edeceğiz. Çünkü buraya çıkmak belli bir taşak istiyor. Özellikle bu hareketi yapmak. Dolayısıyla şimdi bileğine güvenen 3 kişi istiyorum. Buyurun. Buyurun. O dansçı geliyor ha. Bak çok sıkıntı. Ama sen idmanlısın. Bir tane de hanımefendi alalım. Böyle çok sosis partisi gibi oldu. Sen kimi istiyordun? Sen seçecektin. Ha. O gelsin. O gelsin dedi. Buyurun, buyurun. Ama o kadar ortaya attınız. İsmin neydi? Barış. Barış. Sizin isminiz nedir? İbrahim. İbrahim. Ne güzel. İbrahim bayağı şey gel, testosteronla gelmiş. İbrahim harikasın. Kutsal. Kutsaldı, doğru. Kod adı Kutsal. Şimdi sevgili hanımefendi, size sormadım. Siz daha yeni geldiniz. Sizin isminiz nedir? İlayda. İlayda. Ne kadar şirinsin ya, masal karakteri gibi. İlayda Hanım, buyurun, bu sizin. Buyurun, bu sizin. Ya dünyanın en saçma şeyi değil mi? Ya o kadar eğlendik ki. Ya bunu yaparken o kadar eğlendik ki gerçekten. Vallahi teşekkürler. Elinize sağlık yani. Harikasınız. Ben bunu kırıyorum. Ama ben artık evli ve çocuklu olduğum için benim bilekler zayıfta da daha çok çocuk böyle taşımaktan daha çok sırt kaslarım var. Dolayısıyla bir dans hocası olarak şimdi öğrencilerine... Ha? İki oğlum var. Oo, Allah bağışlasın. O zaman bakalım öğrencilerinize nasıl bir şov yapacaksınız. Ben en çok İbrahim'den korkuyorum. Nedense bilmiyorum. 3, 2, 1 diyorum. Çeviriyorsunuz ve sakızları aşağıya boşaltıyorsunuz. 3, 2, 1. Devam, devam, devam. Devam İbrahim.
Devam. Hocam sen tekniği, sen vibrasyon uyguluyorsun. Bayağı çift girdi. Hadi ileride, hadi hadi. Ya bu böyle olmaz prenses gibi. Bu ne prenses gibi böyle? Ne işle uğraşıyorsun? İşinde. İlayda, en son ne zaman hamburger yedin? İbrahim, kaç beden yiyorsun? X large mı? İlk iki, tamam. İlk ikiyi aldık. İbrahim, sen sondaj yapmaya gelmişsin. Yani sakızı çevir diyorum, petrol çıkartacak. İnanılmazsın. Daha hala da tutuyorsun. Çok sevmişsin belli ki. Verelim, eve götür istiyorsan. Evde yaparım. İbrahim, çok teşekkürler. Seni o zaman aşağıya alalım. Harikasın. İlayda, seni de aşağıya alalım. Şimdi bu sefer olayı zorlaştırıyorum. Dur, İbrahim'in toplarını da aşağıya şey yapalım. Evet. Bu sende. Bu sende. Kutsal, kutsal ellerinle. Evet, buyurun. Şimdi 3 2 1 diyorum. Ama nasıl bir vibrasyon? Yarın yokmuşçasına. Tamam mı? Hiç kimse bakmıyormuş gibi. Tamam mı? Benimle misiniz filan? Niye bu kadar? 3 2 1 haydi. Kaç yaşındasın? Kaç yıldır evli misin? Artık değilsin. Ne zaman boşandın? Oğulların isimleri ne? Çocuğun olsun ister misin? Neden? En son sevgilinin ismi neydi? Neydi? Zeynep. Nerelisin? Neresinden? Merkez mi? En son nereye seyahate gittin? Balıkesir'de ne yaptın? Tebrik ederim. Bileğin gerçekten kuvvetli mi? Sen de çok iyi yarıştın. Özellikle sorulara cevap verirken ki o halin. Yordu mu? Vallahi yorar adamı. Kutsalcığım, sana Bad Bear'dan, bu taşlaklı hareketinden ve yarın yokmuşçasına şarjmandan dolayı bir sweatshirt veriyoruz. Tebrik ederim. Alkış. Harikasınız. Ya çok... Ya kaç yaşında adam, iki oğlum var diye yaptığı şeye bak. Ya şu ne hırs. Ya bir sweatshirt için değer miydi? Bunun manevi değeri hepsine değer ama. Eyvallah. Vallahi helal olsun. Alkış. Ya o iki çocuğu şey yapma, boşuna yapmadık diyorsun. Yılların emeği var. Dikkat ettiyseniz... sağ eliyle yapanlar, sol eliyle yapanlar. Peki, ilişkin içerisindeki bir boktan anısını anlatacak olan var mı? Buyurun. Harika, direkt. Yüzündeki zaten, suratındaki ifadeden ben anladım. İsmin? Gizem. Ben bu bileti iki kişilik aldım aslında bir hafta önce. Çok yeni başlayan bir ilişkim vardı. Bir... Love bombing, gaslighting ve iki gün önce de ghosting'den sonra kara buraya toprak. Seni görmeye, evet, yalnız da olsa gelmek istedim. Dolayısıyla aslında böyle bir hikaye, iki gün önce, üç ay sonranın şeylerini, hayallerini kurarken iki gün önce bir mesajda ne olduğunu anlamadan, şu an hayatım buna çok uygun değil, kariyerimde çok büyük sıkıntılar yaşıyorum diyerek. Sonra dedim ki inşallah izler. Geri zekalı. Ona buradan ne söylemek istersin? Seni buradan yüz binlerin üzerinden sektirebilir. Geri zekalı. Harika ya, süper gerçekten. Olsun be. Buluruz sana buradan be bir tane. Bak, bir sürü Yağız delikanlı var. Elimizde bir sürü yetenekli olanlar. Dansçılarımız var. Dansa gelsin. Yeni bu... Dans kursuna hemen bedava yazdırabiliyoruz. Bugüne kadar aldığınız en absürt DM mesajı.
şuraya arkaya uzatabilir miyiz? İsminiz? Kübra. Kübra, evet, tamam. Ben Sugar Daddy teklifi aldım. Sugar Daddy teklifi? Evet. Ha şey, ben parası neyse vereyim evet, gibi mi? Evet, 10 bin dolar verecekti. Güzel para yani. Bir söyleyeceğim, 1000 liraya arkadaşını satan var şu an bu ortamda. Bu paritede çok iyi. Evet ve bunun ekstrasında da işte giyeceğime, eğlenceme vesaire ekstra harcamalar yapmak istediğini de belirtmişti. Ha, artı yan hakları tabii, yani. Tabii evet. Evet yan haklar. SSK yol, yan hakları. Yol, ücret, evet yemek vesaire. Yol, yemek. Tabii artı 10 bin artı dolar. Artı sugar. Yeah, evet. Yeah. Evet. 10 bin dolara sugar dedi. Ya okeyim diyen var mı? Ya İbrahim. Az para değil. İbrahim. Güzel para. Bu ekonomide. Yani. Yol yemek. Tabii. Onları da isteme. 10 bin lira alayım direkt. 10 bin dolara ne bakayım? Direkt. Ya İbrahim. Peki hanımefendi siz de galiba şey yaptınız. Aynen. Tam kim kabul etmez ki zaten? Mikrofona doğru. Kim kabul etmez ki? 10 bin dolar sonuçta. Yemeği yolu da var bunun. Yani o kadar heveslisiniz ki şu an ne diyeceğimi bilemedim. Yani sugar dediler eklesin mi diyorsunuz? Lütfen. İsminiz nedir? Aysu. Aysu. Evet. Ne işle uğraşıyorsun Aysu? Podoloğum ben. Ayak sağlığı uzmanı. Sugar dediler. Artı ayak. Bana bir ayak fotoğrafını atar mısın? Peki yani nereden bu merak? Yani bir insan yani ayak sağlığına nasıl yönelir? Hiç düşündüğünüz gibi bir şey değil. Hatta bir ayak ne düşünüyorum ki şu anda? Yani bizim yaptığımız işi yapsa ayaktan soğuyabilir. Evet. Çünkü problemli ayaklara bakıyoruz. Gerçekten problemli. Anladım. Evet. Hiç öyle estetik şeyler değil diyorsun. Hiç değil. Siz de mi podologsunuz? Verir misiniz lütfen mikrofonu? İsminiz nedir? Gizem. 10 bin dolara siz de okey misiniz? Evet. Bu podologların hepsi aynı şekilde. Şimdi bir de Almanya'ya yerleşeceğim de ben 10 bin dolarla beraber orada uzun bir süre hayatımı çalışmadan geçirebilirim o yüzden. 10 bin dolara okeyim dedin. Tamam güzel. 10 bin, 10 bin, 20. Peki 10 bini paylaşır mısınız? Mutlaka. Evet. Hay Allah'ım. Size bir soru sormak istiyorum. Gözünüzü benden kaçırıyorsunuz. Hayır, hayır, siz. Siz arka tarafları doğru. Hanımefendi ortada oturan. Aynen. Hayır, sizin arkanızdaki. Evet. Bir şey anlatmak istiyorum. Lütfen. DM olarak değil ama bu ayak konuları açılmışken. Ayak konuları Ya olayı nereye getirdiniz? Hadi ayak konuşalım biraz. Buyurun. Şöyle ben Mert Arda oturuyorum. Ve garip bir şekilde Mert Arda yani bir yıldır belki 3-5 kere yol üstünde adamlar çevirip bana ayak mankenliği sordu. Ama yani kış ve kesinlikle kapalı ayakkabı giyiyorum hani. Ve üstümde hani kaban falan da var. Yani hiçbir şeyim belli değil. Hani o maske takılan zamanlarda falan da birdenbire işte benim ajansım var. Sen ajansta mısın? Sanki seni ajanstan tanıyorum. İşte ayak mankeni olur musun gibisinden. Çok fazla aldım. Bir de bana hep denk geldi bunlar. Bir ara Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gitmiştim şey için, tercih için bakmaya. Onun çıkışında da adam dedi ki işte Yıldız Teknikliler'e de ders veriyorum falan filan. Ben de işte iyi güzel falan dedim. Sonra o da dedi birdenbire hani ayak mankenliği falan düşünür müsün? Sonra şey dedi. Senin yüzünde genel bir ayak mankeni tipi mi var? Ben en son birine dedim ki hani yani. Ne ayaksınız? Dedim hani nasıl anlıyorsunuz? Nasıl anlıyorsunuz? Ha, kendime de güveniyorum, ayağıma da güveniyorum diyorsun. Yani hani diyorum ki ayağım gözükmüyor beyefendi. Hani nereden bana bu, hani bunu nasıl teklif edebilirsiniz falan. De güzel görünüyorsun, ayağın da güzeldir falan yaptı bildiğin. Peki bir podoloğa soralım lütfen mikrofonu. Bir insanın yüzüne bakarak ayağının güzelliği anlaşılabilir mi? Asla. Genelde yüzü güzel kadınlarda çoğu zaman deforme tırnak problemlerini daha sık görüyoruz. Yepyeni bir istatistik. Bu konuya cevap vermek ister misin? Ya çirkinmişim demek ki. Estağfurullah. Gelir misiniz buraya? Bakalım. Gelir misiniz buraya lütfen? Alkış. Evet. Ayaklarınızı sağlam basıyorsunuz belli ki. Evet. Şimdi yorumlar mısınız podolog olarak
Ayakkabıdan mı? Bir kere baksanıza, yanlış ayakkabı seçimi. Baksanıza millet ayakkabıdan neler yapıyor? Ayak mankeni olur musunuz? Daha önce yaptınız mı ayak mankenliği falan diyenler var. Şurada bir tur daha atarsa en azından yürüyüşün. Şöylemesine mi? Bizim hizamızdan arkadan şöyle bakmamız gerekiyor. İsminiz neydi pardon? Emel. Emel. Emel şöyle bir daha bir şöyle zarif bir şekilde. Merdivenden de inin. Evet, merdivenden inin, aynen. Emel diyor ki nereye geldik? Pesvarüs dediğimiz bir problem var. Dışa basıyor biraz. Dışa bastığı için muhtemelen ayak. Ya siz ne ayaksınız? Örgüt müsünüz ya siz? Ya değil, ben değil. Size ayağı güzel mi diye sordum. Burada ekmeğinizi çıkartın. Kartvizitinizi verin. Kız da gelsin demedim. Emel sen bakma burada. Bunlara. Bunlar var ya. 10 bin dolara da sugar dedi de bulur bunlar. Bunlar var ya, paranın köpeği olmuş bunlar. Daha hala diyor ki yan masaya. Ne yapsın, gelsin. Kaç seansla çözersin? Yani çözecek bir şey yok. Kişiye özel tabanlık veririz. Devamlı onu kullanır. Bak nasıl ekonomist hemen. Yılda bir gelmen lazım. Yani sugar daddy bulursam öyle bir şey düşünebilirim gerçekten. Sugar daddy'ye ihtiyaç yok. O kadar pahalı bir hizmet değil. Evet, çok teşekkürler vallahi ya. Peki bir şey soracağım. Sen güveniyor musun ayağına? Kaç numara ayakları? 37. Korkma canım, o kadar ya, şey yapmayacağız. Kapıdan açacağım falan. Korkma, korkma ya, korkma. Sonra Instagram'dan atarsın. Evet, alkışlarla Emre'yi alalım. Süpermiş. Podolog da nasıl peşinde ya? Oğlum. Bir tabanlığa çözeriz. Ne kadar? 10 bin dolar. Bu soruya en iyi, en yaratıcı cevabı verene kitap hediye edeceğim. Görünmez olsanız nereye gidip ne yapmak isterdiniz? Görünmez olsanız. Şu anda görünmez değilsiniz. Ben hepinizi görüyorum. Siz ne konuşuyorsunuz aranızda? Biz, verir misiniz hanımefendiye? Hanımefendiye verin. İbrahim, seni hiç merak etmiyorum. Çok korkuyorum vereceğin cevaptan. Merhabalar. Merhaba, isminiz nedir? Sahra. Sahra. Ne iş yapıyorsun Sahra? Ev hanımıyım. Nasıl evde işler? 3 erkek çocuğuyla. Oo. Askeriye modu. O ev hanımı değil, hayvanat bahçesi. Evet, biraz ilk insan yetiştirmek gibi bir şey. Güzel, homo sapien yetiştirmeye çalışıyorsunuz belli ki. Görünmez olsanız ne yaparsınız sorusu herhalde evden gider yani gibi. Bir cevap vereceksiniz hissiyatı var bende. Ya keşke öyle. Yani o normalde istiyorum, onu hep istiyorum ama benimki... Ana sevgisi be. Daha farklı. Yani yakın arkadaşlarımın özellikle cinsel hayatını gözetlemek isterdim. Muhtemelen böyle bir özelliğim olsa. Böyle bir merakım var yani. Nasıl bir şey görmeyi umuyorsunuz? Hiç bilmiyorum işte, merak ediyorum. Acaba nasıllar? Anlattıkları kadar varlar mı yoksa? Size arkadaşlarınız genelde bunları mı anlatırlar? Ya kızlar biliyorsunuz konuşuruz böyle şey. Nasıl erkekler bazı şeyleri konuşuyorsa. Ya bizim erkeğin konuştuğu kızların o WhatsApp grubunda konuşulanların yanında. Peki o WhatsApp grubunda ya da işte kız arkadaş grubunun arasında duyduğunuz en acayip hikayeyi bizle paylaşır mısınız? En acayip hikaye yani... Arasından seçemiyorum. Siz nasıl bir grupsunuz ya? Ya öyle bir grup ne yazdı? Ben çok tek arkadaşlı böyle hani tek kişili böyle çok fazla arkadaş grubu olan bir insan değilim. Benim bir arkadaşım var. Daha önce eşiyle beraber tao eğitimi alıyorlardı. Bunun üzerine böyle konuşmalarımız oluyordu. Eşiyle işte damacanayı bağlayıp kaldırmalar falan. Hani eğitim amaçlı. Bunlar yapılıyormuş. Eğitim amaçlı damacana kaldırmak mı? Yani şey, bu pet şişeler, boş şişeler falan ya da su dolu şişeler, bir litrelik. Şimdi detaylandırıyor bu... olman hani... Yani bir şey açıklamıyor bize şu anda. Ne yapıyorlar damacanayla? Yani eşi bağlıyormuş penisine. Evet. İşte kaldırmaya çalışıyormuş. Damacanayı. Yani ama boş, lütfen boş. Ya da beşlik şişeler. Lütfen boş, ha tamam ya boş ya. Böyle saçma sapan şeyler, bilmiyorum, denemedim. Su siparişi verdiğinizde bir dahakine
Yani bence cam damacanaya geçmek en iyisi galiba. Beşlik şaşal. Başka ne kaldırıyormuş? Çok merak ettim gerçi. Neler bağlanıyor başka? Ya o kadar başka bilmiyorum. Sadece işte şeyi biliyorum. İşte sevişip karşı tarafın erkeğin özellikle kendini tutması gerekiyormuş falan böyle şeyler öğrenip. Bunu damacanayla mı yapıyorsun? Bu sadece eğitimin bir kısmı. Anlamaya gerçekten. O eğitimin bir kısmıymış. Yani erkek kendini tutabilmek amacıyla bazı şeyler yapıyormuş. Bu tarz şeyler yapıyormuş. Birlikte olmaya çalışıyorlar. Yani birlikte oluyorlar. Ama sadece kadını tatmin ediyor. Kendisi tutmaya çalışıyor. Sonra bu işte şişe kaldırmaya çalışmalar falan. Yani ben de duyduğumda çok şaşırdım. Ya zaten bu kadar çok boşalmazsan değil mi kardeşim? Damacana da kaldırırsın. Takside çekersin. Hatta bana şey demiştik zaten, eşine de söyle hani o da denesin falan diye. İbrahim? Hiç denemedim. O taraklarda bezim yok. Zaten arkadaş kaldırmaktan ayrıldı yani. Ha damacana kaldırmakta. Yani. Abi bir... Yani peki ben şimdi şunu hayal ediyorum. Şimdi Tao'da bu nasıl yazıyor acaba? Yani penisinize bir adet beşlik şaşal bağlayınız. Böyle bir şey mi var? Yani şöyle söyleyeyim. Onun arkadaşı benim amcaoğluyla evliydi. Tamam Müge Anlı'ya bağladık. Amcaoğlu da bana anlatıyor. Ne eziyetler çekiyor. Beşlik şişenin içine bir bardak su koyuyormuş. Bir bardak. Yani ağırlık ortalamasını söylüyorum. Deneyecek olan varsa. Ben sana bir söyleyeyim. %100 buradan gidince en az bir kişi en azından bak denemese bile evdeki o damacanaya şöyle bir bakacak. Bundan var adım gibi eminim. Ben benim bile o an gözüm kaydı damacanaya. Şu boşu göndermeden önce yok. Acaba bir denesem mi filan? Ben dedim ki, damacanayı neyle bağlıyorsun? O da bornozun ipiyle dedi. Dedim o kadar büyükse boynuma dola. Görünmez olmakta o kadar haklı. Şu an bunu o kadar görmek istedim ki. Ya gerçekten bütün yani görünmezliğin içerisinde. Ya harikasın. Nerede kitabımız var mı Emre Bey? Kendisine bir kitap verebilir miyiz? Sonrasında çıkışta da imzalayayım. Damacana'ya imzalayacağım müsaade ederseniz. Sandığın içinde var mı? Burada var mı ya? Bir dakika dur bakayım neler var burada. Bakayım damacana. Beşlik şaşal. Evet. Çok bence kitabın ismi çok iyi uydu. O dediğim masallarda olur canım. Sana... Hemen buradan kitabı hediye edeyim. Gerçekten ya daha artık yani daha efsane bir hikaye duymadım ya. Peki aklımda bir soru var. Hiç su içtiniz mi arkadaşınızın evinde? Çok. Tadı nasıldı acaba çok ben? Çok su içtim ama özellikle boşandıktan sonra daha çok su içtim. Ona boşandıktan sonra rahat rahat içtim yani öyle söyleyeyim. Anladım en azından artık belli bir eğitim olmadığı anlaşıldı. Vay be Haydar abi ya Allah rahmet eylesin. Demek ki damacana nelere kadir görüyorsunuz değil mi? Damacana bir yudum su içti arkadaş. Afiyet olsun. Kaçlık o? 500'lük mü? Kesiyorsun değil mi? Kalkar mı bu ya? Ya her şey başka olacak şu anda. Bornoz bambaşka benim için. Her şey bambaşka. Arkadaşlarımın evinde hani neye nasıl dokunacağıma dair hiçbir fikrim yok. Çok tedirginim. Yönetmenin beyni yandı şu anda. O markasını soruyor da şey doğru. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Peki o zaman bir ödül daha vereyim hadi. Bir taktik ama sadece sizin kullandığınız. Sizde vardır taktik sizde vardır. Verir misiniz? Buyurun siz söyler misiniz? Ben bana gelen bir taktikten bahsedeceğim. Ata da bilmiyor bu arada umarım. Kızmaz. Ata şu anda artık iyice gerildi. Ama haklısın diyecek eminim. Aynen. Dedireceğim.
Bir akşam işte kuzenim, arkadaşı ve ben bir club'daydık böyle. Ama benim bayağı kafam gidik ve ben çok oynarım. Yani inanılmaz dans ederim. Kimlerle kimlerle etmişim dans yani. Ondan sonra bir... hayır, hayır. Sonra ben artık dedim oturayım, yoruldum falan. Sonra bir tane adam geldi yanıma. Dedi ki sen benden mi kaçmaya çalışıyorsun falan. Yo dedim, yoruldum oturdum falan yaptım böyle. Sonra işte biraz sohbet etmeye falan başladık. Sonra dedi ki ben polisim. Dedim. Sonra böyle elime aldı, işte beline koydu. Bu da silahım falan. Sonra ben bunu beline kuzenim... koyduğuna eminsin. Kuzenime anlatıyorum işte silahını falan tuttum diyorum. O da diyor ki umarım silahtır. Ama sen de gidip millete silahını tuttum falan diye. Peki. Öyle. Yani şimdi o kadar düşmedim da... Düşmedim ama yani. Şimdi herkesin de silah tutulmaz. Evet. Yani güzel taktikmiş. Tamam peki. Sana veriyorum o zaman defteri. Madem öyle. Bize tuttuğun silahları yazarsın. Tamam mı? Bize tuttuğun bütün silahları tek tek yazarsın umarım. Silah tutanların bol olsun diyorum. Buyurun. Evet. Tamam. Şimdi kendini en yalnız hisseden el kaldırsın. Sana bakışını gördün mü? İbrahim. Çekiyorsun onu değil mi hocam? Bakışı gördün değil mi oğlum? Ya hocam bak iş damacanaya gider. Sonra beşlik şaşal gibi ortada kalırsın. Böyle altı ayda bir belki bir ortamım olur. Biriyle bir dışarı çıkarım. En sonunda yazın çıkmıştım. Bir de dün akşam çıktım. Dedim ki rahatladım. Yani düşünün. Tamam evde üç çocuk var, o da bunalıyor. Ben de iş, ev, stres. Ağustos ayında bir arkadaşımla dışarı çıktım. Temmuz'da olabilir. Yani çayıra salınmış inekler gibiydim. Koşuyordum özgür. O derece. Kimse ya, yok. Ya İbrahim kıyamam sana ya. Çok yalnız hissediyorum. Hatta da dile getirdim. Bir arkadaşım vardı. Görüşmüyorum. Yalnızım. Kimsem yok. Takılacak arkadaşım yok. Kafa dengim yok. Terapiye gelmiş gibi değil mi? Hocam sen yalnız değilsin. Fazla kalabalıktan muzdaripsin. Yalnızlık öyle bir şey değil. Yani iki çocuk, bir hanım, işte efendim damacana kaldıran arkadaşlar. Hani siz hiç yalnız bir ortamda değilmişsiniz gibi geldi bana yani. Yedi kardeşler yani. Yedi kardeşler mi? Sen yalnızlık neyse onun tam tersi seninki. Seninki öyle bir şey İbrahim ama yeterince o tarafa gidince belki de kendini yalnız hissediyorsundur değil mi? Vallahi yok seni saymıyorum. Başka hocam sen yeterince yalnızsın. Sen gel. Gel. Başka bir kişi daha. Kendini yalnız hisseden. Ödül vereceğim tabiisi. Bu yarışmanın kazananına da tekrar gelmesi için bilet hediye edeceğiz. Kimler yalnız? En yalnız buyurun. Hissetmiyorum ama yalnızım. Hissetmiyorum ama yalnızım aynen. Siz arkadan, arka sırada kimse yok mu? O arka, gelsene hocam sen. Sen bütün gün oturdun orada. Gel gel. Gel sen gel. Hayır sen değil ya sen değil. Arkadaki o kendini biliyor. Aynen. Bir tane sugar dedi alabilir miyiz? Gelin buyurun. Buyurun buyurun. Siz kendinizi yalnız hissetmeyin diye. Tabii siz buyurun buyurun. Evet evet buyurun gelin. Sizi şey yani yalnızlıktan değil siz aynen. Bir ayaklarınızı göreyim diye aldım. Tamam. Tamam. Şimdi. Böyle şeylerimiz var, peruklarımız var. Dur bakayım ha. Şimdi bu sende. Bu sende. Bu sende. Hanımefendi bu da sizde. Şimdi açın ağızlarını. Kendini en yalnız hisseden deyince peçete oyununun gelmesini tabii ki bekliyorduk değil mi? Ben bunu biliyorum. Yok gözyaşı silmek için ya. Başka neden olacak? Hiç başka neden olabilir ki? Merhaba hoş geldin. Şimdi 3, 2, 1 deyince ben tek tek peçeteleri çıkartıyorsunuz tek tek. Her seferinde tek bir tane. Hepsini bitiren, ilk bitiren kazanıyor. Kendi heyecanlı mısın? Değilim abi. Peçetelerle aran nasıl? Arada bir. Sizin? Herkesin olduğu kadar ya. Herkesin ne kadar ki?
Ya normal, nasıl herkesin ki bizimki de o kadar. Nasıl peçetelerle aran? Yani, peçetelerle bir insanın arası ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi diyebilirim. Öyle mi? Ulan siz ne yapıyorsunuz? Bir siyasi bir kuruluştan mı geldiniz? Herkes diplomat ya. Siz ben, ayaklar ve peçeteler diyebilir miyiz? Ya eldiven kutusuna benziyor. Bu konuda iddialıyım. İddialısınız. Süper, tamam. O zaman beklentiyi büyüttü kendisi. Şimdi 3-2-1 diyeceğim. Aynı anda başlıyoruz. Yani bu absürt oyuna ne kadar çığlık çığlığa destek verebilirsek o kadar veriyoruz. Tamam mı? Tamam mı İbrahim? Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı? Tamam. 3-2-1 haydi. Çıkar çıkar çıkar. Tek tek. Tek. İşte pavyon. İşte gerçek bir pavyon. Senin anan bayağı iyiymiş ya peçetelerle. Ya ne kadar iyi olabilirse diyor. Sen nerelisin? İstanbullusun. Sen nereden öğrendin böyle? Hocam sen güzel. Bravo. Yalnız senin teknik çok iyiymiş hocam. Senin teknik bayağı iyiymiş. Bayağı iyiymiş. Al onu eve götür. Al öyle getir. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Gerçekten iyi misin? Tebrik ediyorum. Bir sonraki gösteriye, istediğin gösteriye bilet kazandın bizden. Tebrik ediyorum. Gerçekten iyiymiş peçetelerle aran. Boynunu bükme, üzülme. Şu sonuncusunu da gözyaşların için kullanabilirsin. Çünkü çok üzüldün, anladım ben. İyi ki geldin, çok teşekkür ederim. Dostum tekniğin özel. Nerede bu teknik? Özel tavuculuktan mı? Mermi dizme. Hocam öyle deyince bizim programda yanlış anlaşılıyor. İyi mermi dizmeler, aşağıya alıyoruz arkadaşları. Bravo, tebrik ediyorum. Buyurun. Al götür. Tamam. Arkadaşlar gerçekten dünyanın hem en absürt hem şahane pazar tadında ama en böyle garip konuların konuşulduğu, konudan konuya sektiğimiz, kimimizin belki de derdine deva aradığı ama bulamadığı, eve gidince düşüneceği ve duymak istemediğimiz damacana hikayeleriyle ve bir daha hiçbir zaman bornozun eskisi gibi olmayacağı bu programımıza burada son veriyoruz. İyi ki geldiniz. Harikasınız. Çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Şimdi bir video çekelim. Evet, herkesin üstüne en rahat kıyafetlerini giyip geldiği, birbirinden entelektüel konuların konuşulduğu Farkı 18'in bu bölümü de sona erdi. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere.